Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyicilerimiz, bir iftira programında sizlere birlikteyiz. Ramazan'ın son ikinci günündeyiz. Artık Ramazan'a veda ediyoruz. Bugünkü programımıza öncelikle Akgedik Camii İmam Hatibi Hafız Mehmet Özden hocamızdan bir Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Kıymetli hocam, buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْفَاتِحَ Bu güzel Kur'an-ı Kerim tilaveti için Hafız Mehmet Özden Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Manisa İl Müftülüğü tarafından hazırlanıp sunulan İftira Doğru programında bu akşamki konuğumuz Manisa İl Vaizimiz Sayın Osman Turgutlik Hocamız. Kıymet Hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam, Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Hocam, Ramazan artık son günleriz inşallah, artık son günlerine geldik. Nasıl geçiyoruz, nasıl geçti Ramazan? Ramazan, evet... Zor zamanlar, ilginç zamanlardan geçiyoruz. 2020 yılı Ramazan'ı biraz daha sıkıntılıydı. Camiler tamamen kapalıydı. Bu sene nispeten en azından teravih namazında olmasa da 5 vakit camilerimiz açıktı.
biraz daha farklı bir Ramazan oldu ama zor zamanlardan geçiyoruz. İlginç zamanlar yaşıyoruz. Daha önceki bir programımızda hatırlarsanız hocam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazanı ile günümüz Ramazanını bir kıyaslamıştık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazanında 3 unsurun ön plana çıktığını ifade etmiştik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı geldiği zaman yemeği, içmeyi ve şehvi arzuları azaltır, ibadeti çoğaltır ve son 10 gününde 3'te birinden az olmamak kaydıyla itikafa çekilir, uzlete çekilirdi. Modern dönem psikologları veya klasik dönem psikologlar da insanın 3 kuvvesinden bahsederler. Kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i nutkiye. Kuvve-i şehviye, istek ve arzular, aynı zamanda kuvve-i gadabiye, öfke kuvvesi dizginlendiğinde kuvve-i nutkiye daha istifadeli olur. Düşünebilme, akledebilme, tefekkür edebilme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'ında biz bunu da görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeği, içmeyi, şehvi arzuları azaltıp ibadeti çoğalttığı zaman son 3'te birinden az olmamak kaydıyla girdiği itikafta kendi iç derinliğine doğru bir yolculuk yapıyor. İşte biz de bugünlerde artık bayramın gölgesi üzerimize düştü birkaç gün sonra inşallah. Hocam bugün bayramı artık idrak sohbetimizde biz bayram nasıl bayram olur inşallah bunu konuşacağız. Evet, inşallah. Bu konuda işte pandemi sürecinde bir Ramazan yaşadık bu senede bir imtihan olarak. Arafayı nasıl değerlendirmemiz lazım? Bayram geceleri çok önemli geceler. Bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Bayram günlerine biz nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? İnşallah güzel bir sohbet olacağını ümit ediyorum ben. Evet, yani bu konuda tamam. Yani biz Ramazan ayında bu sene Ramazan ayını bir pandemi sürecini geçirmiş olduk. İfade ettiğiniz gibi Efendimiz Aleyhisselam'ın Ramazan ayı girdiğinde kendi iç alemine daha fazla yöneldiğini, ibadet hayatına daha fazla yöneldiğini bizler görüyoruz. İnşallah bizler de güzel bir şekilde bu Ramazan'ı değerlendirmiş olan kullardan olmayı diliyoruz. İnşallah zaten bayrama da değerlendirmiş bir halde ulaşsak Rabbimizden temennimiz budur. Ama önce bir geçirdiğimiz Ramazan'ın fotoğrafını çekmemiz lazım. Evet. Bir tefekkür yapmamız lazım. Zaten son 10 gün itikaf diyoruz. Bir muhasebe tutmamız lazım kendimiz. Biz Ramazan'ı nasıl geçirdik? Ondan bayrama ulaştım ama benim için bayram mı? Ben bu bayramı hak ettim mi? Evet. Bu bayrama gerçekten hazırlıklı mıyım diye. Öncesini bu Ramazan'ımızı bir gözden geçirmemiz lazım. Dedik ya zor zamanlardı. İlginç zamanlardan geçtik. Sevdiklerimizi kaybettik. Her gün artık televizyonda ölüm haberlerini takip eder olduk. İşin daha kötü tarafı son anlarında yanlarında olamadık. Hatta cenazelerine katılamadık. Kısıtlama dönemi olması hasebiyle. Her gün birilerini kaybettik. Mabetlerimiz bir dönem geçen yıl kapalı kaldı. Cuma namazlarında bir araya gelemedik. Bu dönem iftar sofralarında bir araya gelemedik. Sahurlarda bir araya gelemedik. Mukabele programlarında geniş kitlelerle bir araya gelip coşkuyla teravih kılamadık. Evet, teravihlerimizi coşkuyla, salavatlerle bir ara eda edemedik. Enteresan zamanlar yaşadık. Düşünce dünyamız değişti. İnsanlar artık ölümle yüzleşir bir hale geldi. Ben bak filanca ölmüş haberi gelince ya da bugün 300 kişi vefat etmiş. Bir gün bana da gelecek. Biz bunları sorgulamaya başladık. Konfor dünyamızın dışına çıkmaya başladık. İnsan ilişkilerimiz yani değişti hocam. Yani evet. Sarılmaktır, hoş geldin demek mesela bunların birçoğu. Evet, eskiden de insanlık tarihi sıkıntılarla var olan bir tarih. Musibetler her dönemde olmuş, depremler olmuş, afetler olmuş ama omuz omuza vermişler. Sırt sırta verip bunları hep atlatmışlar insanları. Ama artık aramıza mesafeler de girdi. Birbirimize sarılamaz olduk. Aynı sofranın etrafında toplanamaz olduk. Biraz daha yalnızlaşmaya başladık. Dayanışma duygularımız eskisi gibi hani bir araya gelip sarılıp, tokalaşıp sevgimizi ifade edemedik, birbirimize geçiremedik. Varoluşsal problemleri sorgulamaya başladık. Niçin varım? Yaşamı sorgulamaya başladık. Bir yönüyle de bizim için anlamlı niçin varımı sorgulamaya başladık. Pandemi üzerine de çok konuştuk. Hep konuştuk. Dedik ki neden oldu bu virüs, neden meydana çıktı? Her gün televizyon programlarında izledik. Nedenine dair, nasıl korunacağımıza dair çok şeyler izledik. Ama içimiz hala cevapsız sorularla doluydu. Neydi bizim merak ettiğimiz? Niçin? İnsan çünkü niçinini merak eder. İşte bu itikaf günlerinde, bu tefekkür günlerinde, Ramazan'ın artık yavaş yavaş uğurlayacağımız bu günlerde niçin oldu bu pandemi? Niçin böyle bir Ramazan yaşadık? Hocam, bunu düşünmeye zamanımız. Hocam imtihan dünyası olduğunu, dünyanın imtihan olduğunu unuttuk. Ne bileyim işte bir takım
dünya için yaratılmadığımızı unutmuş, dünya karşı tam bir dalma diyelim artık, o konuda bir yönelmemiz söz konusuydu. Bu pandemi olsun, Ramazan olsun, birazcık bir nebze olsun bizi kendimize getirmiş oldu. Tabii yani maddeyle manadan oluşan bir varlığız, ruhla bedenden oluşan bir varlığız. 11 ay boyunca bedenimizi besledik, denge onun lehine bozulmuştu. Bu Ramazan'da da manevi yönümüze ağırlık vermek suretiyle dengeyi sağlamış olduk. Ruhumuz çok yerde kalmıştı diyor ya birisi. Evet. Aynen, ruhumuz çok yerde kalmıştı. İnşallah şöyle biraz maneviyat dolmuş oldu. İşte bu Ramazan'da biz pandeminin de etkisiyle niçin bu hastalık ortaya çıktı, niçin böyle bir Ramazan geçirmek zorunda kaldık diye sorgulamaya başladık. Biz bundan ne ders almamız gerekiyor? Evet. Bunu da son bir iki gün belki daha da yoğun sorgulayacak olursak, musibetlerin tarihe baktığımız zaman anlamlandırma yönünde dinler cevap verir buna, felsefeler, ideolojiler cevap verir. Geçmiş dinlerde hep musibetler bir ceza olarak nitelendirilmiş. Ama bizim musibetlere, musibet dediğimiz isabet eden o salgın hastalıklar, iki yaklaşımımız var. Bir imtihandır. Zaten hep ifade ettiğimiz ayeti kerimede Allah-u Teala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَافِ وَالْجُعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ İnsanların bazen mallardan, canlardan azaltmak suretiyle, nimetlerden azaltmak suretiyle imtihan eder. Veya اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ O ölümü ve diriyi, yaşamı hanginiz daha iyi amel yapacak bunu denemek, sizi imtihan etmek için yaratandır. Musibetlerin birinci anlamı imtihan olabilir. İkincisi ise bu bir ikaz olabilir. Neden? İnsanlar yaratılış gayelerini unutmuşlardır. Allah-u Teala'nın koymuş olduğu kanunları, hükümleri, onlara yüklemiş olduğu misyonu, ödev ve sorumlulukları unutmuşlardır. Bunun üzerine Allah-u Teala onları ikaz etmektedir. Burada ikaza kulak verilirse, ayet-i kerimeden anladığımız kadarıyla, وَاِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا Siz dönerseniz biz de döneriz. Allah-u Teala ikaz ediyor. Hani bir annenin çocuğunu terbiye etmesi gibi bir uyarıda bulunuyor. Burada vazgeçer, insan gözetler, ya ben hangi hatayı yaptım? Biz insanlık olarak hangi hataları yaptık da bu musibetler, bu sıkıntılar bizim başımıza geldi? Neyi unuttuk da böyle bir şeyle ikaz ediliyoruz? Bunu düşünür, tefekkür eder ve yaptığı hataları görür, vazgeçerse Allah-u Teala da ondaki veya o toplumu etkileyen, insanlığı etkileyen bu musibetten kaldıracak. Ama vazgeçmezse Allah korusun bu cezaya dönüşebilir. Tabii hocam, burada aslında Kur'an-ı Kerim bize onu ifade ediyor zaten. Diyor ki ben daha dünya hayatında bize Kur'an-ı Kerim cennetin, iyi iş yapanların cennete, kötü iş yapanların cehenneme gideceğini bize şu anda ortaya koymuş oluyor yani. Bunun için biz hazırlığımızı buna göre yapmamız gerekiyor. Tabii burada şunu da düşünmemiz gerekiyor hocam. Bu bir iki gün zarfında dedi ki niçin bizim başımıza geldi bu bu bir ikaz ise eğer biz bu ikazı cezaya dönüştürmeden nasıl vazgeçebiliriz, nasıl kendimize bir çeki düzen verebiliriz, bu insan kendisiyle ilişkisini bir gözden geçirecek. Yani Allah-u Teala nefis insanı yeryüzüne gönderirken evet yapacak. Nefis muhasebesi yapacak. İkincisi çevremizle, diğer insanlarla ilişkilerimiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diğer insanlarla ilişkilerimiz nasıl olmalı? Bunun çizgilerini göstermiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı sünnet-i seniyyesiyle bunu anlatmış. Daha sonra doğayla ilişkimiz. Mesela insanlar ne yapmış? Zahrel fesadü fil berri vel bahr, değil mi? Doğayı bozmuş. Doğada genleriyle oynamış. Bitkilerin genetiğiyle oynamış. Zarar vermiş ve yeryüzünde bir bozgunculuk çıkmış. Bunu eski haline Allah-u Teala'nın koyduğu kurallar, sünnetullah dediğimiz kurallar çerçevesinde yeniden eski zeminine oturtmalı. Dördüncü olarak da ilahla ilişkisini yeniden gözden geçirmeli. Bu son. Ben kulum, Allah-u Teala da benim Rabbimdir. Ben bir kul olarak yeryüzüne Allah-u Teala'ya kulluk etmek için gönderildim. Şu üç görevini de unutmayacak hocam. Biz birincisi yeryüzünü Kur'an-ı Kerim'den anladığımız kadarıyla imar etmek için gönderilmişiz. Yeryüzünü ifsad etmek için gönderilmemişiz. Bunu gözlem. Ben hangi imar etmek için neler yapıyorum? Hangi davranışlarım yeryüzünü ifsad ediyor, bozuyor? İnsanlar arasındaki ilişkiyi bozuyor. Doğanın kanunlarına zarar veriyor, çevreye zarar veriyor. Hangi davranışlarım? İmar değil, ifsad anlamına geliyor. Çünkü özellikle müminlerin mesela küntüm hayra ümmetin, yani hayırlı bir ümmet olarak çıkmış olması da bizde bu sorumluluğu yüklemiş oluyor aynı zamanda. Evet. İkinci olarak
Yeryüzünde varlık amacımız ve مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayeti kerimesinde ifade edildiği üzere kulluk. Biz yeryüzüne kulluk amacıyla gönderildik. Neye kulluk? Rabbe kulluk. İnsanlar artık bu pragmatist dünyada, kapitalist dünya sisteminde emanetçi olduklarını unutmaya başladılar. Malın sahibi olarak kendilerini görmeye başladılar. Sahip olarak görmeye başladığımız zaman ben değil miyim bunun sahibi? Dilediğim gibi kullanırım, değerlendiririm demeye başladı. Halbuki biz emanetçiyiz. Eskiler büyüklere sorduğunuz zaman işte araba senin mi, evlat senin mi? Emanetçisiyiz derlerdi. Hatta binaların girişlerinde mülk Allah'ındır yazardı. Çünkü bizim anlayışımızda mülk Allah'ındır, biz emanetçiyiz, biz sahip değiliz. Emanetçi olduğumuzu bilirsek de hayatı ona göre dizayn edelim. Ben, bana bu verilmiş olan bir emanet, bu göz, bu dil, bu el, bu ev, bu araba, bu mal, bu mülk, bu makam, bu çocuk, bu evlat, eş, hepsi bana bir emanet olarak bakarsam, emanetin sahibi bu emaneti nasıl kullanmamı, nasıl değerlendirmemi istediyse o şekilde değerlendiririm. Ama sahip olarak bakarsam benim malım değil mi, benim mülküm değil mi, dilediğim gibi değerlendiririm. Karun aklıma geldi hocam bu konuda. Yani evet. Karun benim, ben kazanımlar diyor ama ertesi gün yok olup gidiyor. Yani demek ki mülkün sahibi o değilmiş yani. Evet, işte Allah-u Teala onları anlatıyor. Ne firavunlar geldi, ne Karunlar geldi geçti, ne Nemrutlar vardı. Mülk sahibi olduklarını iddia ediyorlar ama ne oldu? Toprağın altı binlercesiyle dolu. Burada biz kul olduğumuzu, yeryüzünde bulunmuş gayemizin kulluk olduğunu unutmayacağız. Ama kula kulluk, maddeye kulluk, sahip olduğumuzu zannettiğimiz şeylere kulluk değil. Evet. Rabbe kulluğumuzu gözden geçireceğiz. Ramazan bize bu şuuru kazandırmış olmalı. Son günlerini idrak ediyoruz. Artık bu aşamaya geldiğimizde sahibi olduğumuz şeylerin aslında sahibi değil, emanetçisi olduğumuzu, bu emanetin sahibi nasıl değerlendirmemi istiyorsa o şekilde değerlendirmem gerektiğini düşüneceğiz. Üçüncü olarak da hocam, biz yeryüzünde halife olarak gönderildik. Allah-u Teala inni ca'ilun fil ardı halife. Halife olarak biz yeryüzünde bulunuyoruz. Eşref-i mahlukatız. Rabbimiz bizi çok seviyor. En çok güzel surette yaratmış. Ruhundan üfleyerek yaratmış. Kendi ellerimle yarattığım varlık diye ifade ediyor. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem, biz Ademoğlunu kerim bir varlık kıldık diye insanın onurunu, haysiyetini koruduğunu, değerli olarak yarattığını ifade ediyor. O yüzden halife olan insan adaletle, şefkatle, sevgiyle, merhametle yeryüzünde hüküm sürecek. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayacak. Bozgunculuk yapmak için gelmedik. İşte bu üç görevi, ödev ve sorumluluğu sağlam bir zemine oturtmamız gerekiyor. O biraz evvel saydığımız dört noktayla kendimizle, çevremizle, doğayla, ilahla ilişkimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Burada artılar ve eksilerimiz neler? Hani dedik ki itikaf günlerindeyiz. Evet. İtikafta içimize doğru bir yolculuk yapacağız, bir muhasebe yapacağız ki bayrama arınmış, dönüşmüş ve değişmiş bir halde ulaşabilelim. Bayram işte o zaman bayram olsun. Ramazan o zaman dönüştürmüş olsun. Evet, yani. Değiştirmiş olsun. Evet. Hocam Ramazan artık son günlerindeyiz. Yani Arefe, yarın Arefe günü yaşayacağız. Yani Arefe'nin bizim için çok önemli bir yeri var. Bu günlerde biz genelde işte kabir ziyaretleri yapıyoruz. Şöyle bir bayrama hazırlık, tabii bu sene pandemi olduğu için yine biz evde de bayram yapacağız tam kapanma olduğu için ama yani Arefe gününde aslında çok önemli fırsatlar var. Bu günlerde biz Rabbimize daha fazla kulluk yapmanın yollarını aramamız gerekiyor. Yani Arefe'dir, bayram gecesidir akşamında. Nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Tabii hocam bizim kültürümüzde Arefe'nin ayrı bir yeri vardır. Arefe geldiği zaman eskiler mesela mukabeleleri falan erken bitirirler ki bayram hazırlığı olsun. Arefe suyu derler mesela. Arefe günü bayram banyo yapmak, temizlik yapmak çok kıymetlidir. Mutlaka o günde o Arefe suyunun bereketinden istifade etmek isterler. Tabii dedik ya zor günler yaşıyoruz. Kısıtlamadan dolayı mezarlara gidemiyoruz. Keşke imkanımız olsaydı da bu pandemi olmasaydı gitseydik. Orada kaybettiğimiz geçmişlerimiz için dua edebilseydik. Orada ölümü bir tefekkür edebilseydik. Onlar için işte bir şeyler okuyup Rabbimize dua edip tevbeyi istiğfar edip hem kendi iç dünyamızı hem onlar için Rabbimizden af dileyebilseydik. Ama teknoloji artık gelişti, imkanlar gelişti. Kısıtlamadan dolayı evdeyiz diyerek bu alışkanlıklarımızı terk etmemeliyiz. Yani biz bu kültürümüzü dinimizle özdeşleşmiş kültür haline gelmiş bu değerlerimizi devam ettirmeliyiz. Ki çocuklarımız bizi görsün,
kendi çocuklarına karşı ya da kendileri de aynı coşkuyu yaşasınlar. Biz nasıl bugün anlatıyoruz? Anne babamızdan böyle gördük çünkü. Biz büyüklerimizden gördük ki Arefe günü bir bayram hazırlığı yapılır, temizliği yapılır. Arefe günü kabristanlar ziyaret edilir. Geçmişlerimiz için dua edilir. Biz bunu mesela gördük. Mesela bizde Arefe günleri mesela bizim yöremizde lokma yapılır mesela. Lokma Manisa'da çok meşhurdur şehrimizde dahi olsa. O bütün köyde dağıtılır mesela. Yani bunlar her birisi aslında bir Ramazan'a hazırlık, şey, bayrama hazırlık olarak Ramazan'dan tam manası istifade etmek için bir yapılan şeyler. Ya pandemi dönemi deyip bunu terk etmemeliyiz, yaşatmaya çalışmalıyız. Evimizdeyiz madem, artık kapanma var, oturacağız odamızda, çocuklarımızla birlikte babaannelerine, anneannelerine, dedelerine birlikte dua edeceğiz. Birlikte Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Birlikte evi temizleyeceğiz, o coşkuyu birlikte yaşayacağız. O gün bayram için yani kutlu bir misafir geliyor ve biz bunu hak ettik. 30 gün boyunca işte oruç tuttuk, aç kaldık, bir şeyler istedik, yemek içmek istedik ama dizginledik. Rabbimiz emrettiği için oruç tuttuk, onun rızasını kazanmak için oruç tuttuk. Bayrama yavaş yavaş hazırlık yapacağız. Yani bu ne olur? Maddi olarak temizlik, manevi olarak dua, geçmişlerimizi hatırlama, onlar için dua etme ki biz bunu evimizde bunu yaşatabilirsek çocuklarımızla yarın biz vefat ettiğimiz zaman ya babam, annem bayram gelmeden önce bir heyecanlanırlardı, bir evde coşku olurdu, hep birlikte otururduk, Arefe günü dua ederdik geçmişlerimiz için, ben de çocuklarımla birlikte oturayım onlara dua edeyim. Yani çocuklarımızın hatırasında bir anı bırakmak. Hocam, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki 5 kez yapılan dualar geri çevirmez buyuruyor. Bu yapılan ve geri çevirmeyen dualardan bir tanesi de bayram geceleri olarak bizlere ifade ediliyor. Yani bayram gecelerini biz yani sadece işte bayramlaşma değil de ne bileyim sadece işte bayramdır diyerek değil de bunun manevi olarak da kıymetli olduğunu bilincinde olmamız gerekiyor. Evet, çok kıymetli Arefe gecesi, yani bayram gecesi dediğimiz Arefe günü akşam. Miladi takvimde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerinde teşvik etmiş bu geceleri ihya etmeyi, idrak etmeyi. Kurban bayramı ve Ramazan bayramının gecelerini ihya edin. O geceyi ihya edenin kalplerin öldüğü gün kalbi ölmez buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya yani duaya çok ihtiyacımız var. Çeşitli şekillerde bazen yaratılış gayemizi unutup çeşitli günahlara dalabiliyoruz. Allah-u Teala da fırsatlar sunmuş. Bu yüzden Arefe, bayram geceleri çok kıymetli zaman dilimleri. Mümkünse o geceyi ihya etmeye çalışalım. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, sevdiklerimizle mutlaka ihya etmeye çalışalım. Dualar kabul olur, tevbeler kabul olur. Artık ki hani der ya Alvarlı Efe, bayram o bayram olur, cürmü günahlar affola, bayram o bayram olur diye. Yani fırsat son döneme işte bayrama ulaşmadan önce artık madden ve manen temizlenmiş, arınmış bir bayrama o şekilde ulaşmak gerekir. Bunun da yolunu hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize göstermiş. Bayram gecelerini bu şekilde ihya etmekle, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, tevbe-i istiğfar ederek idrak edebiliriz. Hocam, her ne kadar teravih kılamasak da inşallah bayram sabahına Diyanet Başkanı'nın açıklamasına göre bayram namazı kılınacak şeklinde açıklama yapıldı. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın bayram namazına hazırlığı nasıl, bayram günlerini nasıl geçirildi? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Burayı da hocam iki bölümde inceleyelim isterseniz. Bir maddi hazırlığımız, bir de manevi hazırlığımız. Maddi hazırlıktan bahsedecek olursak öncelikle yani pandemi dönemi deyip, kısıtlama deyip yani, bayramı uyuyarak geçirmeyelim bayram sabahına. Erkenden kalkalım. O günün bayram olduğunu evimizde bir coşkuyla hissettirelim. Erkenden kalkıp hazırlıklarımızı yapalım. Yani anneler, ablalarımız, çocukların en sevdiği kahvaltılıkları imkanlar nispetinde hazırlayalım. Yani diğer günlerden farklı bir gün olsun. Yani pijamalarla kahvaltıya oturmak değil. Şekerimizi koyalım yine kenara yani. İllaki. Bayram harçlıklarımızı, hediyelerimizi, nasıl özel günler gelmeden önce işte şu gün gelecek, bugün gelecek diye bir telaş kaplıyor ne hediyesi alsam diye. Bayram için bir hediye alalım çocuğumuza, eşimize, bayram harçlıklarımız neyse bunları hazırlayalım bir kenara. Sevinç günü olduğunu ortaya koyalım yani bir nebze. Yani dediğim gibi çocuğun kafasında ve bayram ayrı bir güzellik, gerçekten bir bayram olduğunu hissetsin. Eskiden bayramlıklar alınırdı. Şimdi artık küçük şeyler insanları çok mutlu etmiyor ama olsun, hediyeleşelim, bu sünneti de biz devam ettirelim. Babam her bayramda ya da annem her bayramda mutlaka bana bir hediye alırdı. Bunu beklesin,
Çocuk ve yaşasın. Yarın bir gün yaşasın, kendisi de yaşasın, kendi çocuklarına da bunu yaşatsın. Ondan sonra hani güzel bir şekilde bayramlaşalım, aile fertlerimize bayramlaşalım. Sonra güzel bir bayram kahvaltısı yapalım evimizde, diğer günlerden farklı olsun. Her ne kadar bayram ziyaretleri yapamıyor olsak da, görüntülü bugün imkanlar, teknolojik imkanlar çok güzel. Mutlaka akrabalarımızı, büyüklerimizi ama mutlaka arayalım. Yani insanlara bu bayramda yalnız olmadıklarını hissettirelim. Babaannesini, dedesini, bayramlasın büyüklerini. Bütün akrabalarımızı mutlaka arayalım. Onlarla bayramlaşalım. Bayramdan önce işte onlarla bir helalleşelim. Küskünlük, dargınlık varsa bunu bir vesile bilip arayalım o insanlarla. Kırgınlıklarımızı giderelim ki bayram olsun. Aynı zamanda çoğumuz artık apartmanlarda oturuyoruz. Evet. Yan komşumuz var. Yan dairede oturan, karşı dairede oturan, altta üstte oturan insanlar var. Kapılarını çalalım. Hani giremesek de pandemi diyor. En azından bayramlaşalım. Bir hediye sunamasak da. Belki ambalajda daha önceden ambalajlı hediyeler olabilir ama mutlaka bu coşkuyu yaşatalım. Hocam çünkü bu tür duygu, düşünceler yaşayarak kalıcı hale geliyor. Yoksa birkaç zaman sonra uygulamazsan ortadan kalkabiliyor. Bunun için mutlaka yaşatmamız gerekiyor. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde bayram günlerinizi tekbirlerinizle süsleyin ifade eder. O günlerde bol bol tekbir getirelim. Şükür namazı kılalım. Geçen sene bayramda aramızda olup da bu yıl aramızda olamayan insanlar var. Bizi bayrama kavuşturduğu için Rabbimize teşekkür edelim. Şükredelim. Namaz kılalım. Şükür namazı kılalım. Çocuklarımızla birlikte bunu artık bir gelenek, bir adet, kendi aile geleneğimiz haline bazı uygulamalarımızı getirelim. Yani dinimizden gelen vardır, örfümüzden gelen vardır. Burada işte bazılarını zikrettik ama yaşattığı kendi babalarımızdan, annelerimizden gördüğümüz güzellikler vardır. Bunları pandemi deyip unutmayalım. Bir şekilde yaşatmaya çalışalım ki bayram bizim için bir bayram olsun abi. Hocam şimdi Ramazan'da bir ibadetler yoğunlaştık. Bayramda yaptık şimdi sohbetimizde. Yani bu ibadetler bayramda bitiyor mu? Bunu biz sürekli hareket etmemiz lazım değil mi? İbadetler çünkü bizim için sürekli olması daha önemlidir. İnşallah hocalarımız da Ramazan ayı boyunca bahsedecekler. Yani bütün hayatı Ramazanlaştırmak gerekiyor. Hayatı Allah Ramazan olan diyor, ahireti bayram olur diyor güzel bir sözde. Evet. Yani bütün hayatı bu bilinçle yaşayalım. Belki bu tempoda yaşayamayız. Belki oruç tutup da bir ömür oruç tutamayız belki ama ara ara pazartesi, perşembe oruçları, yevmi id oruçları tutmak şevval suretiyle, 6 gün şevval orucu tutmak suretiyle, teravihler olmayabilir hayatımız ama 5 vakit namazlar kılmak suretiyle bütün hayatımızı Ramazanlaştırmak lazım. Hani der ya Üstad Necip Fazıl, namaz camiden çıktıktan sonra, oruç Ramazan'dan sonra, hac Mekke'den, Kabe'den döndükten sonra başlar. Yani burada güzel özellikler kazandık. Yememizi, içmemizi azalttık. Gıybetten, dedikodudan, iftiradan uzak durduk. Kur'an-ı Kerim'le bir ünsiyet, namazlarla ünsiyet kazandık. Haşır neşir olduk. İçimize doğru bir yolculuk yaptık. Zekatımızda, fitremizde. Evet, vermeyi öğrendik. Bunu devam ettirelim. Sadece Allah-u Teala bize Ramazan'da nimet vermiyor. Şükredelim sadece Ramazan için. Ömrümüz boyunca sürekli her anımız için şükretmemiz gerekiyor. Aldığımız nefesi veremesek ölürüz. Verdiğimiz nefesi alamasak yine ölürüz. Sadece bunun için bile ömür boyu şükretsek azdır. Şu an işte pandemi hastalık sebebiyle yoğun bakımda olan insanlar var. Oksijen oranları düşmüş. Yani ne diyeyim, bir nefes alabilmek için didiniyorlar. Hayata tutunabilmek için. Rabbimize şükürler olsun. Sağlıklı bir şekilde bu hayatı devam ettiriyoruz. O yüzden bütün hayatı bu şuurla, bu bilinçle yaşarsak dediğiniz gibi ahiretimiz inşallah bayram olacak. Hayatımız o zaman zaten Ramazan olmuş olur. Evet. Ahiretimiz inşallah bayram olmuş olur. Kıymetli hocam çok teşekkür ederim inşallah. Allah razı olsun. Güzel bir sohbet oldu. Kıymetli izleyicilerimiz bir iftar programında sonuna geldik. Rabbim Ramazan vesilesiyle tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, yapmış olduğumuz hayır vatanatımızı kabul eylesin. Rabbim bayram sabahına günahlarına arınmış olarak kavuşmayı cümlemi nasip eylesin. Allah kabul etsin. Allah'a ısmarladık.